Evet sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı'nda yeni bölümle karşınızdayız. Profesör Ersan Şen de konuğumuz oldu. Ersan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Taksim Meydanı'na, selamlar sevgiler. Sağ olun. Neredesiniz Ersan Bey? Diyarbakır'daydım bugün, bir duruşmam vardı. Şimdi Elazığ'a geçtim. Elazığ. Elazığ'da ceza infaz kurumunda bir ziyarette bulundum. Şimdi Kayseri'desiniz zannediyordum Ersan Bey. Sizinle görüşüp sonra ayrılacağım burada. Hocam Perşembe'ye yetişin sağlı solluya. Vallahi Perşembe günü de İzmir'den geleceğim. Kayseri yok mu Ersan Hocam, Kayseri? Kayseri bu ara yok ya. Yani. Peki. Kayseri bu ara yok. Kayseri zannediyorum bir ay sonra. Peki. Ersan Bey şimdi tartıştığımız konu İmamoğlu'na yönelik açılan soruşturma. Evet. Bunu konuşuyoruz. Şimdi bize çok fazla teknik ve hukuki terime boğmadan lütfen bir ceza hukuku profesörü olarak, bir ceza hukuku hocası olarak anlatır mısınız? Bu biz az önce bunu değerlendirdik ama siz belki dinleyememiş olabilirsiniz. Çok kısaca şöyle söyledik. Açılan soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından memur suçlarına bakan bölüme gönderilmiş. Burada da bir soruşturma açılıp açılmayacağına karar verilecekmiş. Şu andaki elimizdeki bilgi bu. Bir, işleyiş bundan sonra nasıl olur? Nasıl cereyan eder? İki, siz bu dosyanın bütününe hakim misiniz? Buradan İBB Başkanı'na yönelik bir görevden alma durumu söz konusu olur mu? Tamam. Sonunda birkaç dakika çok sevdiğim konu olan ekonomide de söz hakkı verirseniz. Tabii. Bu konuda size açıklama yapacağım. Dursun Bey gülümsedi. Dursun Bey de gönüllü evet, o işe zaten. Evet. Sağ ol. Şimdi buyurun. Ben bu dosyalardan birisini takip ediyorum. Bildiğiniz toplam 4 dosya var. İmamoğlu'sa. Bir dakika, hangisini takip ediyorsunuz? Söyleyeceğim şimdi. Bilinen 4 dosya var. Birisi Ordu Valisi ile ilgili mesele, şu anda Yargıtay'da bildiğim kadarıyla. İkincisi İstanbul Anadolu Adliyesi'nde sonuçlanan gerekçeli kararın yazılması bekleniyor. Her ikisi şahsi dosyaları, hakaret suçlamaları üzerinden. Ben DİAİDER denilen, o şekilde bilinen bir dosyadan ayrıca devam eden belediyenin bir kısım çalışanları kapsamında yürütülen soruşturmada bir daire başkanı hakkında açılan dava dosyasını takip ediyorum şu anda. Yani siz müvekkiliniz sizin, öyle mi? Evet, doğrudur. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir daire başkanının dosyasını takip ediyorum. Müdafiliğini yapıyorum. İkinci celsesi olacak yakın zamanda. İlk celsesi biraz hararetli ve hareketli geçmişti. Hakim reddi yapmıştım orada. Böyle enteresan bir süreç yaşandı. Çünkü biz sadece iddianame ile ilgili soruların sorulmasını talep ettik. Mahkemeyle, Sayın Başkan'la bir tartışma yaşamıştık ama hukuki çerçevede. Şimdi o dava devam ediyor. Bir de bu kamuoyunun bilgisine düşen, esasında daha önce Sayın İçişleri Bakanı'nın bir basın toplantısında esasında suçsuzluk masumiyet karnesini göz ardı etmek suretiyle bazı belediyelerde efendim işte terörle iltisaklı irtibatta, bu kavram çok tehlikeli ve geniş bir kavram. Uzun yıllardır dünyada böyle bir kavram üzerinden hareket ediliyor. İşte terör örgütüyle iltisaklı irtibatta, esasında bu tüzel kişiler için söylenir ama son zamanlarda gerçek kişiler bakımından da kullanıldığını görmekteyiz. İşte bunların bazı belediyelerde işe alındığı, çalıştırıldığı biçiminde iddialarda isimlendirmek suretiyle ben onun doğru olmadığını altını çizerek ifade ediyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde suçsuzluk masumiyet karnesi, yani bir kimse hakkında mahkemenin kesinleşmiş kararla verdiği mahkumiyet hükmü oluncaya kadar ona suçlu muamelesi yapılamaz, suçlu gibi gösterilemez, ilan edilemez ilkesi maalesef bizde sürekli ihlal ediliyor. Sosyal medya üzerinden de her neyse, onun ardından İçişleri Bakanlığı Mülki Müfettişlerinin zannediyorum veya Teftiş Kurulu'nun hazırladığı 578 sayfalık raporun basına bilgisi düştü. Zannediyorum sizin bahsettiğiniz memur suçlarına sevk edilen bu 578 sayfadan ibaret, içeriğini kimsenin net bilmediği şu anda, ancak sadece açıklamalarla ve özetlerle yetindiği dosya. Burada süreç şu hocam şekilde. Hocam sizin evet. Sizin müvekkiliniz evet. Olan dosyada bu şeyin içinde mi? Yani o daire başkanı dediğiniz basına yansıdığı için evet, biliyoruz herhalde. Evet, ismi zikredildi. Kendisi tarafından Sayın İçişleri Bakanı ismini vermeden daire başkanı olarak konuşmasının sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir daire başkanı hakkında da terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etme iddiasıyla. Ya bir dakika, o da bu soruşturma kapsamında değil mi o zaman?
Hayır, bu soruşturma duruşmaları başlamış. Önce. O duruşmalar başladı ama buna Basına düşen DİDER denilen bir dosya diyorsunuz. Din alimleri veya din adamları derneği, böyle Diyarbakır'da da böyle bir müessese var. İkisinin isimleri karıştırılıyor ama bu kapsamda yürütülen bir dosya var ayrıca. Sözde bu yapılanmanın bir silahlı terör örgütüyle ilsaklı irtibatlı olduğu iddia ediliyor. Sözde bu derneğe bir takım usulsüz yardımların yapıldığı iddiası üzerinden esasında temsil ettiğim kişinin hiç bilmediği ve ilgisinin olmadığı bir yargılama sürecinin içindeyiz şu anda. Bu süreç devam ediyor. Bu süreç ile diğerleri bağlantılı kılınabilir mi, kılınamaz mı? Tüm bunlara tabii bakmak, etmek gerekir. Ama bir bütünde eğer kamuoyunu bilgilendirmek gerekirse Sayın İmamoğlu üzerinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinde, hem İmamoğlu'nun özelinde ve hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu tür soruşturma ve kovuşturmalar yelpazesi hakimiyetini kurmuş durumda. Buradan ne sonuç elde edilebilir kamuoyunun merak ettiği? Elbette ceza yargılamaları, soruşturma kovuşturmalar anlamında devam edecek. Örneğin bu 578 sayfa olduğunu bildiğimiz o rapor bir soruşturmaya döner tahmin ediyorum. Çünkü kamu otoritesinden gelen bu tip raporlar tamamen soruşturmaya dahi gerek olmadığına dair kararla karşılaşmaz. Mutlaka soruşturmaya kaydedilir ve orada bir ceza soruşturması süreci başlar. O soruşturma sürecinde anladığımız kadarıyla bir silahlı terör örgütünün mensubu olduğu iddia edilenlere veya o silahlı terör örgütüne daha önce bazı belediyeler üzerinden yapılmış ve bugüne kadar kayyımlıkla sonuçlanmış soruşturma kovuşturmalara ve cezalandırmalara konu olmuş benzer bir soruşturma iddialarıyla şu anda bu gündemi meşgul ediyor. Bunun ne şekilde devam edeceğini soruşturmada, işte örneğin Sayın İmamoğlu'nun şüpheli sıfatına sahip olup olmayacağını, efendim işte bunun göreviyle ilişkilendirilip ilişkilendirilmeyeceğini, çünkü göreviyle ilişkilendirilmesi durumunda elbette soruşturma izninin alınması lazım. O prosedür, bunu göreceğiz. Bunu ne zaman anlayabiliriz? Hocam bir dakika durun. Hocam bir dakika. Şimdi siz dediniz ki benim tecrübelerim genelde bu tip bir şey açıldığı zaman savcılık bu tarz kapsamlı bir dosyada soruşturmaya gerek yoktur demez, açar dediniz. Açar tabii. Şimdi açıldıktan sonra da diyorsunuz ki ondan sonra İçişleri Bakanlığı nasıl bir tasarrufta bulunacak onu bilemem diyorsunuz. Hayır, İçişleri Bakanlığı değil. İçişleri Bakanlığı'nın tasarrufu artık burayı bekleyecek. Yani burada isimlendirmeler iki türlü ortaya çıkar. Yani bir soruşturma açıldığında bizde Cumhuriyet Başsavcılıkları basın açıklamaları yapmaz. Bu bir eksikliktir. Kimin hakkında ne soruşturması açıldığını iki şekilde öğreneceğiz. Ya bu gizli soruşturmaya döndürülüp, hani ben bunu hukukta kullanmıyorum ama operasyonel bir faaliyete döner, ya da insanlar davet edilmeye başlanır. Yani hakkınızda bu şekilde iddialar var. Bahsettiğim o şahıs da daire başkanı da davet aldı. Yani bir yakalama, gözaltı gibi bir tedbir tatbik edilmedi. Davet edildi. Davete icabet edip verdiği ifadede kendisinden başka 3 kişi vardı. O 3 kişi hakkında takipsizlik eski adıyla, yeni adıyla kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Ancak bu daire başkanı hakkında bir iddianame düzenlendi. İddianame kabul edildi. Şu anda da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Şimdi sizin kaç yıl ceza istiyorlar efendim o daire başkanına? Ha, şöyle söyleyeyim. Hiyerarşik yapısına dahil olmadığı silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım suçlaması, hepinizin de bildiği üzere 7,5 yıl temel alt sınır olan 6,3 ile veya daha aşağı bir rakamla indirime de tabi bir ceza sorumluluğunun gündeme geldiği, ama işin esasıyla ilgili açıklama yapmaya gerek yok. Sorunuz olursa şu anda aleni yargılama devam ettiği için cevap verebilirim. Bizim savunmamız net. Böyle bir terör örgütü yapılanmasını bilmediğimizi ve böyle bir yardımda bulunmadığımıza dair ayrıntılı savunmalarımızı yaptık. Ben şunu cevap... Hocam bir Fuat Uğur'un bir sorusu var bu arada. Ben şuna cevap vermek istiyorum. Bence sizin merak ettiğiniz şu. Şimdi bu andan itibaren Sayın İmamoğlu'nun, çünkü esas karakter İmamoğlu, acaba icra ettiği belediye başkanlığı görevinden alınabilir mi? Yani deyim yerindeyse açığa alınabilir mi?
Şimdi bahsettiğim o iki hakaret suçlaması iddiasıyla ilgili, birisinden para cezası verildiği için ondan dolayı alınması mümkün değil. Ama 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası, ki hatalı bir karar esasında usul ve esas yönünden ve ceza miktarı itibariyle de, bakalım istinaf ve Yargıtay'da süreçler ne olacak. Ancak kesinleştiğinde başkanlık seçilebilme kabiliyetini kaybettiğinden bahiste İçişleri Bakanlığı'nın müracaatı Danıştay'ın tespitiyle görevinden daimi alınabilir. Bunun dışında bu bahsettiğimiz, eğer bir terör soruşturması olursa, bakın 5393 sayılı belediye kanununun 45. maddesinin 2. fıkrası tahtında, ki eksik bir maddedir, 2016 yılının Ağustos ayında 15 Temmuz sürecinde kanun hükmünde kararnameyle getirilmiş garip bir hükümdür o, kayyımlık olarak bildiğimiz. Yani belediyenin, belediye başkanı gittikten sonra örneğin hakaret suçundan mahkumiyeti kesinleşirse seçim yapmak suretiyle yeni belediye başkanını geçici görevlendirmesi değil, doğrudan İstanbul için İçişleri Bakanlığı'nın kayyım adıyla bilinen belediye başkanı tayin etmesi sürecinin yaşanacağı bir aşamadır ki esasında 45. maddenin 2. fıkrasına koyulan bu hüküm eksiktir. Çünkü İçişleri Bakanlığı'nın böyle bir yetkiye sahip olduğu orada yazmıyor. Yani kimin uzaklaştırma yetkisine sahip olduğu o maddede eksik bırakılmış. Bu teknik tartışmayı bir kenara koyuyorum. Bu soruşturma başlar ve Sayın İmamoğlu'nun ismi geçerse, bu takdirde terör soruşturması veya terör örgütüne, efendim şuraya not aldım, tam olarak size açıklayayım, terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırma, tutuklama, kamu hizmetlerinden yasaklama gibi bir tedbirin tatbik edildiği durumda kayyım atama olur. İçişleri Bakanlığı'nın görevden uzaklaştırma yetkisine sahip olduğu na dair bir uygulama var. Bu uygulama yanlış. Çünkü kimin görevden uzaklaştıracağı yazılmadığı için İçişleri Bakanı bu belediye kanunun 46. ve 47. maddelerinden hareketle kendisini kendiliğinden yetkili sayıyor. Esasında hükümde uzaklaştırmayı kimin yapacağına dair hiçbir hüküm yok. Kim yetkili? Yetki yok. İşte bu eksik bırakılmış. Yani o kanun hükmünde kararname 45. maddenin 2. fıkrasına bu fıkrayı koyarken kimin görevden uzaklaştıracağına dair bir hüküm öngörmüyor. Bu da göreviyle ilgili bir suç değilse 47. maddenin 1. fıkrasını tatbik edemiyorsunuz, bu konuda boşluk var. Ama uygulamada, yazılı hukukta karşılığı olmadığı halde terörle, işte bu terör örgütlerine yardım yataklık kapsamında iddialardan İçişleri Bakanlığı'nın belediye başkanlarının re'sen görevden aldığını, uzaklaştırdığını ve onların yerine kendisinin işte valilerden, kaymakamlardan atama yaptığını görmekteyiz ki bunun demokratik tarafı tartışılıyor. Esasında bu madde kaldırılacak, bu fıkra. Ama ne zaman kalkar bilmiyorum. O bu olağanüstü hal döneminde gelen bir maddeydi. Ama bir böyle sürekli uygulamaya tabi kılındı ve özellikle Güneydoğu Doğu illerinde ve ilçelerinde çok tatbik edildi. Şimdi eğer bu bir terör soruşturması olarak adlandırılır ve bundan dolayı bu işin soruşturmasıyla birlikte Sayın İmamoğlu'nun ismi geçerse, yapar yapmaz bilmiyorum, İçişleri Bakanı kendisinin bu belediye kanununun 45. maddesinin 2. fıkrasından hareketle böyle bir yetkisinin olduğunu düşünüyor. Bundan dolayı böyle bir tasarrufta bulunur. Hani bulunur bulunmaz işin siyasi tarafını veya sonuçlarını. Peki ben, ismi geçerse dediniz. Hocam ismi nasıl geçecek? Tamam, ismi nasıl olarak geçecek? Bir saniye, ismi nasıl geçecek? Öyle olarak yani şu, eğer Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ismi bir silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık çerçevesinde şüpheli sıfatıyla soruşturmaya dahil edilecek olur ve bundan dolayı ifadeye çağrılırsa, İçişleri Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın yetkisinin o zaman doğduğu görevden uzaklaştırma kavramı, kapsamı altında olduğu söyleniyor. Ben olmadığını söylüyorum ama bugüne kadar uygulamalar böyle gerçekleşti. Hele biliyorsunuz o Güneydoğu Doğu illerinde HDP'li belediyelerde oldu. Efendim, işte tutuklanmayanlardan alınanlar oldu, tutuklananlardan alınanlar oldu. Bunların hiçbirisinde belediye meclisleri seçimleri yapmadı. Yani hani şu olsa ona anlayışla karşılayabilirsiniz. Yani belediye başkanını aldınız diyelim ki terörle bağlantıdan dolayı, ama yerine seçimi meclisler yapmıyor. Bir şeyde İçişleri Bakanlığı'nın ve valilerin bu konuda yetkilendirildiğini görüyoruz ama görevden uzaklaştırmalarda
İçişleri Bakanı yapıyor. Ama İçişleri Bakanı'nın bu nedenle görevden uzaklaştırma yetkisine sahip olduğuna dair belediye kanunda hüküm yok. Böyle bir boşluk var. Bu boşluk çok önemli. Biraz evet. Hukuk tekniğiyle ilgili gündeme geliyor ama kamuoyunda çok karşılık bulmuyor. Teknik peki. Tartışma olarak bunu hocam ediyorum. Bir soru daha. Fuat Bey'in bir sorusu var. Ben arkasından aslında, bir de ben soruyorum. Aslında cevabımı aldım. Aldınız mı? Aldım ama o zaman ben şunu da sormak istiyorum. Demin okuduğum anayasanın 127. maddesinde var Ersan Bey. Bunu merak ediyorum ben. Biraz açıklamanızı isteyecektim sizden. Diyor ki mahalli idarelerin görevleriyle ilgili bir suç sebebiyle hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerini İçişleri Bakanı geçici bir tedbir olarak kesin hükme kadar uzaklaştırabilir diyor. Bu kapsama belediye başkanları giriyor mu? Evet, giriyor. Şöyle, 127. maddenin kapsamına yerel yönetimler girdiği için belediye başkanları giriyor. Fuat Bey'in bahsettiği tam da Belediye Kanunu'nun 47. maddesinin birinci fıkrası. Yani göreviyle ilgili suçlardan dolayı. Şimdi eğer siz terör örgütüne yardımı yataklığı veya terör örgütünün diyelim ki mensubu olma iddiasını göreviyle ilişkilendirebiliyorsanız bu geçmişte komuta kademesiyle ilgili de gündeme geldi. Görev kapsamında saymadılar. O zaman Fuat Bey'in söylediği Anayasanın 127. maddesinin zaten Belediye Kanunu'nun 47. maddesinde karşılığı var. Sorun daha sonradan, yani 2016 yılının Ağustos ayında Belediye Kanunu'nun 45. maddesinin ikinci fıkrasına bir belediye başkanının terör suçuna karışması veya terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım yataklık etmesi iddiasından dolayı görevden uzaklaştırılması konusu 127. maddesinin anayasanın 127. maddesinin kapsamında değerlendirilmiyor. Zaten boşluk burada. Yani ana tartışma konusu göreviyle ilgili diyelim ki yolsuzluğa karıştı. Diyelim ki ihaleye fesat karıştırdı. Diyelim ki görevinden kaynaklanan yetkisini kötüye kullandı. Bu yerlerde Sayın Fuat Uğur'un bahsettiği anayasanın 127. maddesinin ve Belediye Kanunu'nun 47. maddesinin işletilmesi mümkün. Ama terör suçu genel suç kapsamının altında terörle ilişkilendirildiği için onu 127. madde kapsamında değerlendirmek mümkün mü değil mi? Zaten çekil tartışmalı olan husus o. Evet. Peki. Enteresan. Şimdi o zaman o ayrım da herhalde ilerleyen günlerde ortaya çıkacak. Yani eğer bu soruşturma bir görev ihmali, görevinden kaynaklanan bir suçlamayla karşı karşıya kalırsa İmamoğlu başka bir şey olacak. Yok evet. Terörle doğrudan bağlantılı olursa görevi dışında da terör tekrar örgütüne... Gürkan Bey bir cümle söyleyebilir miyim müsaade edersen bir cümle. Buyurun. Göreviyle ilgili olmayanlar da zaten belediye başkanlığını kaybedinceye kadar hiç yani göreviyle ilgili değil, şahsıyla ilgili hiçbir şey yapamaz. Bitti. O ancak bir yıl ve daha fazla kasti suçtan hapis cezası alacak. Göreviyle ilgili olanlarda uzaklaştırabilirsin. Bu terör göreviyle ilgili sayılmıyor. Belediye Kanunu'nun 45. maddesinin 2. fıkrasında boşluk var. Biz bunu söylüyoruz. Ama Fuat Bey şunu söyleyeyim. Sayın İçişleri Bakanı 127. madde ve 47. madde 127 anayasa 47 belediye kanunundan o kaynaklanan yetkilerinin bunu da kapsadığını düşünüyor. Ama evet. Maddeyi okuyun siz. O belediye kanunu 45. maddesinin 2. fıkrasının kanun hükmünde kararnameyle eklenen bu konuda boşluk var. Görevden uzaklaştırmayı kimin yapacağı belli değil. Peki. Evet. Bir de kovuşturma ve soruşturma açıldığı takdirde diyor. Evet. Tedbir olarak. Evet. Yani kovuşturma ve soruşturmanın sonuçlanması elzem değil. Yeterli. Açığa alır. Görevden uzaklaştırma için yeterli. İsterse alır, isterse almaz. Evet. Onun takdirinde. Tamam. Yani bu Ersan Şen, hakaret suçundan kesinleşen cezanın Danıştay'a bildirilmesiyle onun efendim işte seçilme kabiliyetini kaybetmesi değil. Üç husus var. Tekrar söyleyeyim. Göreviyle ilgili, şahsi meseleleri, bir de terör. Terör 45'e 2'de düzenlenmiş. Göreviyle ilgili olanlar 47'de düzenlenmiş. Bir de 44'te var belediye kanunda. Şahsiyle ilgili olan sokakta kavga etmesi mesela. Birisini yaralaması veya bir başka suça karışması. Yani görevinden kaynaklanan bir husus olmayacak. Bunları belediye kanunu da anayasada ayırmış. Ama terör hususunda kimin görevden uzaklaştırılacağına dair kanuni ilkesine uygun düşmeyen bir boşluk var. Belediye kanunu. Anladık. 5. maddesinin 2. Anladık hocam. Çok teşekkür ederiz Profesör Ersan Şen. Ekonomiyle ilgili iki cümle söyleyebilir miyim? Ne olur kısa olsun buyurun. Hocam buyurun. Gel onu perşembe konuşalım gel. Şimdi ben taşı atayım çıkayım kaçayım. Çok kısa olsun ama rica edeceğim.
Evet. Çok kısa söyleyeceğim. Merak etmeyin. Yayınınızı sabote etmeyeceğim. Estağfurullah. Fazla estağfurullah. Yani. Başımızın üstünde yeriniz var da konudan ben, çıkmadan yorumlar alalım. İktidarların ekonomide sıkıştıklarında terör kavramını çokça kullandığını görüyorum. Örneğin Sayın Cumhurbaşkanı bir Erzurum toplantısı yaptı. Hakikaten ilginç bir detay yakaladım. Belki sizler de yakalamışsınızdır. Gençlere dönük konuşmasında eski ana muhalefet partisi, şu anda ikinci büyük parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni yine terör örgütleri uzantılarıyla ilişkili göstermeye gayret etti. Hakikaten çok ciddi, vahim bir iddia. Bakın, ben Cumhuriyet Halk Partisi kimliğinden ve bazı isimler için hep iddialar ortaya koyulur ama suçsuzluk masumiyet karinesi altında hareket etmek durumundayız ki biz öyle biliriz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partidir. Ama gerçekten birilerinin çıkıp Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu çok önemli Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna yer alan siyasi partinin mensuplarının ve bu parti tüzelkinin terörle nasıl ilişkili olduğunu anlatması CHP lazım. CHP şu anda Mustafa Kemal'in partisi artık, değil de onlar. Kimin partisi? Artık şöyle yok söyleyeyim canım, ben. Bir CHP sözüm şu anda İsmet İnönü'nün yani, partisi. Yani bu çok ağır bir söz. Kemal'in partisi hepimizin bu partisiydi o zaman. Başka parti yoktu ki. Bayağı otorite olmuşum bu konuda. O zaman CHP benim de partiydi. Dursun çiçek. Peki hocam, tamamlayın isterseniz. Yargı margı falan hiç. Sen karar ver. Hocam buyurun, tamamlayın. Hocam galiba tamamlayın hocam. Motivasyon tamamlayın. Ekonomiyle alakalı. Bugün basında da yer aldı. Birkaç gün önce de yer aldı. Sayın Fuat Oktay 2023 yılı merkezi yönetim bütçesini ilan ettiğinde 2023 yılı bütçesinin 12,7'sinin yani 565 milyar 600 milyon lirasının tahmin edilen faiz giderlerinden oluşacağını ve en büyük bütçe eğitim öğrenimin ise %14,5'la 649 milyar 800 milyon olduğunu söyledi. Yani Türkiye Cumhuriyeti 2023 yılında devasa bir faiz yüküyle karşı karşıya kalıyor. Benim bir önerim var. Şimdi İstanbul Ticaret Odası'nda seçimleri kim kazandı? Sayın Avdagiş kazandı. Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti'ni destekledi. Zannediyorum %70 gibi bir oyu da. Canan Kaftancıoğlu da karşı tarafı destekliyordu. Hiçbir tartışma yok. Benim beklentim artık İTO'nun yeni yönetiminden veya devam eden yönetiminden gayet iyi, elini taşın altına herkesin koyması lazım. Bir, mal ve hizmetlerine bir zam yapmasınlar. İki, SGK primlerini, bağ kuru, efendim işte vergilerini, her şeyi, efendim işte faturalarını, ki üyelerine de bu şekilde tavsiyede bulunsunlar, zamanında ödesinler ki bakın biraz önce söylediğim 2023 yılında karşı karşıya kalacağımız 566 milyar Türk lirası gibi bir faiz yükünü daha az aşağıya indirebilmek mümkün olabilsin. Ben ne diyorum, destekliyorum, hiç sorun değil. Memnuniyet var, çok güzel. %70 destekledi, çok güzel. İTO'nun yeni yönetimi de esnaflara, tacirlere desin ki arkadaş, herkes elini taşın altına koyuyor. Madem memnunuz, madem mutluyuz, bu mutluluğa biz de katkıda bulunalım. Ürettiğimiz mallara, hizmetlere zam yapmayalım. Ama şimdi kazın ayağı öyle olmadı. Daha gelir gelmez İstanbul'da ekmeğe zam önerdiler. Sayın Nebati ile toplantı yapıldı. Enflasyon en büyük canavar denildi. Ama taşın altına kimin elini koyacağında peki. Ben bugün gördüm. Hocam şöyle yapalım. Bizim programımız. Hocam son cümle. Son cümle diyorsunuz da hocam şöyle yapalım. Size sağlı solda Erdoğan hocam, Aktaş'ın izine sığınarak, affına sınarak diyorum ki sizi sağlı solluya havale ediyorum hocam. Hocam şimdi cevap hakkı da oluyor ama sen konuşuyorsun, biz dinliyoruz. Sen ekten sonra biz sana söyleyemeyeceğiz. Kaçıp gideceksin. Perşembe söyleriz. Olmaz ki şimdi. Esnaf yapmıyor. Hocam odak dağıldı ya. Peki. Şöyle. Evet, hocam çok teşekkür ediyoruz. Yakalayamıyoruz. Ya anlatılanlar içerisinde bütünlük yakalayamıyoruz. Odak dağıldı. Tamam. Taşın altına koyması gerekenlerden işte, bunları beklemek lazım. Kime koyacağını şaşırdı. Hocam bu konularda sizin çok izlendiğiniz. Gerçekten TV100 anlamadım. Hocam bir dakika. TV100 ekranlarında çok izlenen bir başka programımız, Sağlı Sollu programı. Ben de bir dönem oradaydım. Erdoğan Aktaş'ın da başarıyla yönettiği o programda hem Hacı var hem sevgili Barış var. O programda siz de bulunuyorsunuz çoğunlukla. Bu hafta ekonomi ağırlıklı, oradan gidin lütfen hocam. Orada sizi bekliyoruz. Tamam. Bu arada çok teşekkürler. Sağ olun. Herkes kulisten bahsediyor. Gökhan,